ölçüden Allah'tır. Fedakarlığa, vefakarlığa dayanmış olan aileyle biri hayrı, diğeri şerri temsil ediyor. Türkiye'nin yarısı kadar vilayete ulaşmış durumdayız. Yanlışlarımızı terk edip onun yerine doğruları koyuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Çok değerli izleyenlerimiz ve dinleyenlerimiz, kıymetli kardeşlerimiz, hepinize sevgiye saygılar sunuyorum. Aile Mektebi adıyla başlatmış olduğum programımızın ortasına kadar geldik. Bugün farklı ama tamamlayıcı bir programla huzurunuzdayız. Nikah demiş olduğumuz, Kur'an-ı Kerim'de kopması mümkün olmayan bir bağı somut olarak, canlı olarak icra sahasına koyacağız. Bilhassa bekar kızlarımız, nişanlılı kızlarımız, düğününe az bir zaman kalan kızlarımızın bu nikah mesajımızı, aktif hale getirdiğimiz nikah mesajımızı çok iyi izlemesi, çok iyi dinlemesi ve üzerine derin düşünmesini tavsiye ediyorum. Bütün şehirlerde meslek edindirme kursları vardır. Bir marangozluk yapmak isterseniz veya mobilyacılık veya terzilik veya kasaplık, hatta berberlik, tepeden inme olmuyor bunlar. Kursa gidiyorsunuz. Çırak olarak ömrünüz geçiyor senelerce. Sonra size kalfa diyorlar. Sonra usta oluyorsunuz. 8 senelik, 9 senelik bir meslek tecrübenizle beraber berber dükkanı açıyorsunuz veya mobilya mağazası açıyorsunuz. Düşünebiliyor musunuz? Bir evlilik kurumu ki tam 50-55 sene sürecek, 55 yıllık ömrü olan bir olayı 5 dakikalık bir nikah merasimiyle kapatmak, ne kadar bu evliliğe mutluluk getirir, ne kadar bu evliliği uzun ömürlü kılar, onu vicdanınızdan doğacak yoruma havale ediyorum. Bizlerde evlilik fiziki şartlara endeksli, nişanlanma çağına gelen kızımız ile nişanlanma çağına gelen erkek delikanlımız, yaşı gelmiştir, hemen nişanlayalım, evlendirelim. Ama bu koca olacak, baba olacak. Bu muhteşem meslekleri nasıl dolduracaksınız? Babalık nedir? Kocalık nedir? Sen ev idare edeceksin, insan idare edeceksiniz. Üstelik 80 metrekarelik, 90 metrekarelik bir ev idaresi devlet idaresi kadar önemlidir ve değerlidir. İşte biz gördük, yaşadığımız ülkede, bu ülkede bin bir ümit ile evlenen kardeşlerimiz ne yazık ki gözyaşları içerisinde mahkeme koridorlarında ağlayarak ayrılıyorlar. Bu üzücü ve itici olayın yaşanmaması için ülke halkımıza fedakarlığımızı hissemize düşen imkanlarla, nimetlerle göstermek istedik ve Aile Mektebi'ni ülke halkımıza bir ikram olarak takdim etmeye başladık. Evliliğin altyapısını oluşturalım, sağlam olsun. Bugün 40 katlı, 100 katlı siteler vardır, apartmanlar vardır, iş merkezleri vardır. Ona göre demir kullanılmakta, ona göre malzemeler ortaya konmaktadır. 50-55 sene, yarım asır devam edecek bir evlilik hayatının altyapısı çok sağlam olması lazım. Bilgi olarak, ilim olarak, tecrübe olarak, hatıra olarak, vefa olarak, sevgi olarak, merhamet olarak, bütün bunlar yerli yerince konulması lazım. İşte biz de bu programımızı baştan aldık, 0 kilometreden şu saate kadar getirdik. Bana göre ve size göre sağımda ve solda oturan Selman Yaz isimli damadımız ve Fatma Zehra isimli
gelinimiz, arkasında velisi bulunan bir kardeşimiz. Yine bana göre sol tarafımda nikahımıza şahitlik yapacak iki tane şahidimiz, Halil Atalay hocamız, Selman Bey'in şahitliğini, Kadir Kesi hocamız da Fatma Zehra kızımızın şahitliğini yapacaklar. Resulullah Efendimizin buyurmuş olduğu veli ve iki şahit olmadıkça nikah olmaz buyurmuş olduğu iki şahidimiz ve velimiz de Nurettin Yaz, baba mürüvvetini idrak etmek ve yaşamak için geldi buraya kadar geldiler. Hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz. Hepinize hoş geldiniz. Bu programımızın hakkımızda, haklarında hayırlı ve uğurlu olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Kardeşimiz nikahlarını akdettiler elbette ki belediyede. Ama devlet layık, halkımız Müslümandır. Müslüman halkımız istiyor ki hakkında ayetlerin bulunduğu, hadislerin bulunduğu, fıkıh hükümlerin bulmuş olduğu o muazzam müesseseyi ben bir din ile, Allah'la, peygamberle, kitapla, sünnetle, fıkıhla buluşturmak istiyorum, tanıştırmak istiyorum, kaynaştırmak istiyorum. Bu gönül dünyasındaki beklentilerine en güzel cevap da tamam, biz de bunu, nikahlarını akdetmek. Gayet doğal hakkımızdır. Bunun için bu programı canlı hale getirmiş olduk böylece. Fıkıh ne diyorsa, peygamberimiz ne diyorsa, santım santım, yani milimetre varıncaya kadar hepsini uygulamaya çalıştık. İlki bu programımızın, nikah kıyma programımızın unutulmuş olan bir sünnetini ihya etmek istedik. O da hutbe, nikah hutbesi. Peygamber Efendimiz Ebu Davud'un Es-Sünen Kitab-ı Nikah ve 33. bölümde bizzat nikah kıyılmadan evvel Efendimiz hutbe okumuşlardır. Bizzat kendisinin nikahı kıyıldığında Varaka bin Neffel ile Ebu Talip ayrı ayrı birer hutbe okumuşlardır. Zamanla bu unutulmuş. Bizde nikahta bereket var diyoruz, fazilet var diyoruz, keramet var diyoruz, huzur var diyoruz ya, işte bu güzellikleri mıknatıs gibi çekecek özelliğe haiz olan hutbeyi de çok değerli Halil Atalay hocamız ve Kadir Kesici hocamız kendisine tahsis edilmiş olan zaman diliminde biraz sonra irade edecekler. Hutbenin bitiminden sonra inşallah tekrar sıra bize gelecek ve biz kaldığımız yerden şöyle hafif dönerek damadımızı ve gelinimizi Türkiye'deki 70 milyon ve dünyadaki 1,5 milyar ailenin doğal bilgisi olan, hakkı olan bilgileri şahıslarında tüm ailelere takdim etmeye çalışacağız. Tekrar söylüyorum. Bu program tüm evlenenlerin, evleneceklerin, bekar kızlarımızın, bekar gençlerimizin mutluluğuna, mesut olmasına vesile olursa Allah'a müteşekkir oluruz. Bu duygularla hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. Hayırlı, bereketli günler ve geceler diliyorum. Buyurun hocam. Ben de bu güzel programdan dolayı teşekkür ederim. Bir sünnetin ihyası adına yapılmış olan bu gayret hayırlara vesile olur diyorum. Ve şahitliği layık gördüklerinden dolayı tarafların velilerini tebrik ve teşekkür ediyorum. Öncelikli olarak çünkü şahitliğin de bazı şartları var. Herkes şahit olamaz. Şahitliğin kuralları var. Bu kuralları bizde gördüklerinden dolayı şahit olarak teklif ettiler, tebrik ediyoruz. Aynı zamanda şahitlik müessesesi nikahın ve evliliğin ne kadar önemli, ne kadar ciddi olduğunu ortaya koyar ki zaten ailelerimiz de bunun idrakindeler. Malumunuz ilk aile, ilk yuva cennette kurulduğundan dolayı
evlilikte bir cennet tadı ve cennet kokusu vardır. İnşallah bu program, bu vesileyle haneniz cennet bahçesi olsun temennisi ile şahitliğinizi kabul ediyor ve ömür boyu bu şahitliğinizi, bu sizin güzelliğinizi, yaşamış olduğunuz güzelliği tadabilmeniz, tatmanıza şahit olabilmemiz için izninizle bazı tavsiyelerde bulunmak istiyoruz. Evlilik sadece bir yastıkta kocamak için değil, cennette de beraber olmak için yapılır. İnşallah sizler bu niyetle bir araya geldiniz. Çünkü günümüzde evlilikler ya mahkeme kapılarında ya da mezarda bitmekte. Asıl olan bunun cennette de devam etmesidir. Evlilik cennette başlayan, günümüzde devam eden, yine cennette devam edecek olan bir ibadettir. İnşallah Rabbim cennette de beraber etsin. İkincisi, birbirinizi dünyanın en güzel insanları olarak biliniz. Birbirinizi Allah için seviniz. Sevgiyi, saygıyı, bilgiyi, ilgiyi, zamanı ve imkanı, sabrı, anlayışı öncelikli olarak özellikle de ailenizde birbirinizle paylaşınız. Eviniz ve aileniz birinci meseleniz, önceliğiniz olsun. Çünkü evini kurtaramayan bir insanın dışarı kurtarması mümkün değildir. Eşler ve çocuklar birbirleri için hem hayat arkadaşı hem de dava arkadaşı olmak durumundadırlar. Yani yeri geldiği zaman dava, hizmet vesaire noktasında da birbirinize takviye edin ve arkadaş olun. Yine hasaten akrabalar bazen birbirlerini akrep gibi görebiliyorlar. Nikahınız aracılığı ile akraba olmuş olduğunuz insanların haklarını ve hukuklarını koruyun. Çünkü kaim valide, kaim baba, anne baba yerine geçen demektir. Onun için kaim valideler gelin hanımımızı kazanılmış bir evlat olarak görmeli, gelen kız olarak görmeli. Kaim valideler, kayınpederler damadımızı kazanılmış bir evlat olarak görmeli. Yani iki tane evladı olduğunu bilerek akrabalık hukuklarını da korumalıdırlar. Yine birbirinizin müspet yanlarını öne alın. Bardağın dolu tarafını görün. Yüce Rabbimizin kitabında ve Peygamberimizin hadisi şeriflerinde beyan etmiş olduğu şekliyle Allah'ın kulları olarak belki birbirinizin bazı huylarını sevmeyebilirsiniz. Ama birbirinizle seveceğiniz, birbirinizle paylaşabileceğiniz binlerce güzelliğinizin olduğunu lütfen unutmayınız. Evinizi kitapsız ve ibadetsiz bırakmayınız. Çünkü ibadetin ve kitabın olmadığı yerde bereket, rahmet, merhamet ve huzur olmayacaktır. Birbirinizle nitelikli vakit geçiriniz. Birbirinizle nitelikli vakit geçirebilmeniz için formülleştirmiş olduğumuz 5S birlikteliğini size tavsiye ediyoruz. Birincisi sevgi birliği. Birbirinizi seviniz. İkincisi sofra birliği. İmkan dahilinde mümkün mertebe yemeklerinizi ama mutlaka beraber yiyiniz. Hanım kızımız, gelin kızımız mutlaka sabah kahvaltısını eşi için hazırlasın. Bir ibadet şuuru içerisinde. Seccade birliği. Zaman zaman beraber namaz kılınız. Sayfa birliği. Okuma, günlük okuma saatleriniz olsun. Bir de seyahat birliği. Birbirinizle rahat muhabbet edebileceğiniz, sohbet edeceğiniz zamanlarınız olsun. Birbirinizi Allah'ın emaneti olarak görünüz ve birbirinizi muhafaza ediniz. Aileyi bireyler olarak yerinmeyle ilgili konular olursa hasreten erkeğin yerinmeyle ilgili konularda kendisini suçlu görmesi ama övünmeyle ilgili konularda ise övünmeyi gerektiren durumlarda ailesini öne alması gerekir. Bunu faydalı olarak telakki ediyoruz. Yine evinizi ilim, fikir, zikir, şükürle cennet bahçesi haline getiriniz. Bir büyüğün ifadesiyle dünyadaki cennet bahçesine giremeyenlerin ahiretteki cennet bahçesine giremeyeceğini unutmayınız. Yine hatırınızdan çıkarmayınız ki evleriniz otel ve lokanta değil. Oralar sizin huzur ve sükun bulabileceğiniz yerlerinizdir. Eviniz, haneniz cennet bahçesi olsun diyorum. Ve 40 yıllık eğitim hayatım, 31 yıllık da aile tecrübemle bu tavsiyeleri yapıyor. Ve sizlerin ömür boyu da inşallah şahitliğiniz, ahirette de inşallah şahidiniz olabileceğimi
Rabbimizden temenni ediyor. Ve Rabbim diğer mürüvvetlerinizi göstersin, iki cihan saadet lütfetsin diyor. Tekrar tebrik ve teşekkür ediyorum. Efendim, Nesli'ye çok çok teşekkür ediyorum. Bu nitelikli tavsiyelerinizi duyunca bir anda zihnen kendimi Şeyh Edip Ali'nin Osman Gazi'ye yapmış olduğu tavsiyeler gibi algıladım. Evlilik hayatının tadı, lezzeti, her şeyi bünyesine taşınmış olan bir meyve ikram edilir gibi takdim etmiş olduğunuzdan dolayı teşekkür ediyorum. Umarım ki el almış olduğunuz ve hutbe mündereciat içerisinde takdim etmiş olduk kısa konuşma metni, damadımızın ve gelinimizin hayatlarından kopmayacak bir kurumsallaşmayı ortaya koyacak, Allah'ın varlığını belgeleyen ayetlerden bir canlı ayet olacaklar. Ve böylece örnek aile zincir halkasına bir halka daha takmış olacağız diyorum. Şimdi ise ikinci şahidimiz olan ve kızımızın şahitliği yapmış olan Kadir Kesici hocamız aramıza geldiler, hizmete koyuldular. Sağ olsun, teşekkür ediyorum kendilerine. Bu onurlu ve şerefli nikah akdinde İkinci hutbesinin kendisi tarafından ira edilmesini istemiştim. O da kabul ettiler. Teşekkürle beraber mesajının hutbesini dinlemek için veriyorum efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Bana bu görevi tevdi ettiğinizden dolayı değerli hocam size teşekkür ediyorum. Evlenecek bu çiftlere de dünyada başlayan mutluluklarının cennette birlikte beraber etmesini, devam etmesini dileyerek ben bir babanın kızına nasihatlarından bir bölüm, bir demet çiçek, bir demet buket sunmak istiyorum. Bu çiçeğin değişik şekillerden oluşmuş nergisler, güller, sümbüller, karanfiller güzel kokularından istifade ederek hayatınızı güzelliklerle doldurur. Ve Efendimiz'in duasıyla da başlıyorum inşallah. Allah eşinizi size, sizi de eşinize hayırlı kılsın. Neslinizden İslam'a hizmet edecek evlatlar nasip eylesin diyorum. Huzurlu bir evlilik için gençlere, bilhassa kızlara nasihatları şöyle, kitaplarımız sıralamış, kitaplarda da bulabilirsiniz ama ben de bir kız babası olarak bu hanım kızımıza aynı nasihatları yapmak istiyorum. Kızım nefsine, benliğine ağır gelse de öncelikle şunu kabul etmelisin ki erkek bedenen, aklen, ruhen kadından üstündür. Allah kadını erkeğin himayesine vermiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Er-ricalu gavvamun ale'n-nisa. Sadakallahu lazim. Erkekler kadınların yönetici ve koruyucusudur. Onun için saliha kadınlar itaatkardırlar. Hanım kızımız, erkekler hanımlarının koruyucusu olmalarından dolayı size de burada Allah bir sıfat veriyor. Saliha kadınlar itaatkardırlar. Saliha olun, beyinize itaat edin. Bunu kabul etmenin sana bir zararı olmaz, faydası olur. Kabul etmezsen sonuç değişmez. Sen hem dünyada hem ahirette sıkıntısını çekersin, üzülürsün. Dünyada kabir hayatını yaşamaya başlarsın. Eğer kabul edersen dünyanda cennet, ahiretinde cennet olur. Bildiğin bir şey doğru olsa bile beyine onu kabul ettirmek için uğraşma. Onunla çekişme. Söylemekte fayda görüyorsan bir kere söyle, kenara çekil. İster kabul etsin, ister etmesin. Üzerinde ısrar etme, durma. Benim dediğim doğru ama ben haklıyım. Değil. Haklı bile olsan ona düşünme fırsatı ver. Ona tefekkür etme fırsatı ver. Belki ısrar edeceksen ısrarın neticesinde ters tepebilir. Ama ben bunu bu şekilde biliyorum. İster kabul et, ister etme deyip durduğun zaman karşı taraf daha çok etkilenecektir, unutma. Her ailede, şirkette, hatta biraz daha büyütelim devlette,
devletler arası birlikte, Birleşmiş Milletler topluluğuna kadar gidebilirsiniz isterseniz, mutlaka son karara üzerinde bir söyleyen vardır. Son kararı bir aktaran vardır. Eğer herkes her kafadan bir ses çıkarsa, anarşi çıkar, huzursuzluk olur. Ailede de iki kişisiniz. Ama bir söz çıkması lazım, bir karar. Konuşursunuz, son kararı beyninizin vermesi ailede huzur ve saadet için uygun olur. Çünkü Kur'an-ı Kerim bu hakkı beylere vermiştir. Sen fikrini söyle, son kararı söylemeyi beyine bırak. Toplumda insanlar arasında mutlak bir eşitlik yoktur. Kimisi güzel, kimisi o kadar güzel değildir. Kimisinin boyu kısa, kimisininki uzundur. Kimisi çok zeki, kimisi o kadar zeki değildir. Yani zeka farklılığı vardır, boy farklılığı vardır, renk farklılığı vardır, anlayış farklılığı vardır. Beyni de bu şekilde düşün. Ben hanımefendi, o da beyefendi olarak evimizin içerisindeki reis odur diye bunu algılamaya çalış. Hanım kızım, ailede bütün fertler aile reisi üzerinde titremesi lazım. Bunu aslında hanım kızımızın zatında bütün hanımefendilere söylenmesi gereken öz bir sözdür. Aile reisi üzerinde bütün aile fertlerinin titremesi lazımdır. Çünkü onun iyiliği aile fertlerinin iyiliğidir. O iyi ve sağlıklı olursa herkes iyi ve sağlıklı olur. Aile fertlerinin iyiliği için çalışır. Onlar hastalanırsa tedavi ettirir. Aile reisinin olmadığı yerlerde beyi ölmüş bazı hanımefendilerden şu sözü duyarsınız. Keşke yatalak olarak başımızda kalsaydı da bütün hizmetini biz görseydik ama o evimizin başında bulunsaydı derler. Bu duruma düşmeden önce evin reisinin kıymetini bilmek gerekir. Kızım, beyin kıymetini iyi bil. Evde ben sen değil, sadece o var. Prensibini kabul et. O varsa biz varız. O yoksa biz yokuz diye düşün. Kendini de buna inandır. Benlerin çok olduğu yerde huzur olmaz. Biz diyebilmek lazım. Ailede siz nikahta evet demekle biz haline dönüştünüz. Bir aile oldunuz. Bundan sonra evin içerisinde ben şöyle yaparım, ben böyle yaparım değil. Biz şöyle bir düşünelim. Bizim kararı ailemiz verir diyebilmek lazım. Biz kelimesini ailenin içerisine getirip ben kelimesini aileden çıkarmak lazım. Kızım, erkeğin işi zordur. Ona yardımcı ol, engel olma. O evin geçiminden sorumlu olduğu gibi senden ve inşallah ileride olacak çocuklarınızdan da mesuldur. Onların dünya ve ahirette hesabını da o verecektir. Eve getirdiği rızkın helal mı haram mı olduğundan o sorumludur. Size haram mı helal mı yedirdiğinden o sorumludur. Onun için hesabı vereceğinden dolayı onun gerçekten yükü ağırdır. Kadının ise böyle ağır bir yükü yoktur. O sadece kendi yaptıklarından mesuldür. Kadının cihat sevabı alması, onun cennete girmesi erkeğe göre daha da kolaydır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kadının cihadı kocası ile iyi geçinmektir buyuruyor. Bir kadın 5 vakit namazını kılar, Ramazan orucunu tutar, namusunu korur, beyine itaat ederse cennetin 8 kapısı da açıktır. Dilediğinden girsin müjdesi verilir. Bakarsınız bu müjde beyefendiler için yoktur ama
hanımefendiler için vardır. Sevgili kızım, kısa ve öz olarak huzurlu bir evliliğin yollarından bir buket sundum size. İsterseniz bu yolda gider, dünyada huzurlu bir ömür sürer, ahirette de cennet nimetlerine kavuşursunuz. İsterseniz gitmezsiniz, hem dünyanızı hem ahiretinizi zindan edersiniz. Tercih sizin. Duamız Allah yar ve yardımcınız olsun. İki cihanda ömrünüz güzelliklerle dolsun. Saygılarımızla. Çok teşekkür ediyorum ben de efendim. Bu anlam dolu, mana dolu, ümit dolu, istikbal dolu olan sözler, kelamlar, bir hutbe muhtevası içerisine takdim edilmiş oldu. Biz bunları sadece burada tatlı bir hatıra olarak değil, sizlere yine vereceğim, bak, bir dosya yaptım sizler için. Bu dosyanın içerisinde Konya'mızda Anadolu Aile Derneğimizin çalışma dosyalarından bir dosya buldum arşivimde. Bunu böyle güllerle donatılmış olsun diyerek takdim ettim. Çok değerli hocalarımın sizler için yapmış olduğu bu tavsiyeleri ayrıca buraya aldığım birer nüshasını sizlere vereceğim. Nikah akden sonra vereceğim yalnız. Çünkü ben de sizlere daha söyleyeceklerim var. Hutbeler bitti. Şimdi sıra bize geldi biliyorsunuz. Zamanın sınırlar içerisinde kaldığı müddetçe bunu sizlere takdim edeceğim. Bizim olmazsa olmazlarımızdan diyeceğimiz bir hazırlığım vardı. 1998 yılından 2010 yılına kadar geçen 12 sene içerisinde iki dış ülkede, Almanya ve Fransa'da ve ülkemizde 28 beldede yaptığımız bu aile konulu faaliyetlerimiz, hizmetlerimiz, aile mektebimiz özet halini getirdim. Bir ev idare etmek, devlet yönetmek kadar önemlidir diyerek bir konu başlığı attım böyle. Sonra bu evin yöneticisi olarak erkek, evin yöneticisi, evin babası, evin kocası olarak, evin yöneticisi olarak sizlere 10 tane vazife düşüyor. Evin babası olarak 5 tane görevinizi takdim etmiş oldum. Evin kocası olarak da 8 tane göreviniz var. Bunların her biri gün gelir antibiyotik ilaç gibi, gün gelir kalori ve vitamini zengin bir yemek gibi, bazen bir bal gibi ikram edeceksin. Öbür tarafta ise çok değerli hocalarımın okumuş olduğu bu mesajında, hutbelerinde taraf olmadılar. Ne size üstünlük verildi, ne size üstünlük verildi. Erkeğin hanımına olan üstünlüğü fazilete dayalı üstünlük değildir. Görevden dolayı üstünlüktür o. Cenab-ı Allah sana bir yöneticilik vazifesi verdiğinden, bir de mali imkanlarınla hanımını besleyeceğinden dolayı Allah sana bir yetki vermiş. Üstünlük bu. Yoksa fazilete, sevaba dayalı bir üstünlük yoktur. Rabbim öyle bir Allah ki erkek kadın bu çerçevesi en üstün hangisi? En çok Allah'ın ölçülerine tabi olan. Hanım kardeşim de elbette ki siz sabahleyin çıkacaksınız, akşam eve gelinceye kadar rızık peşinde koşacaksınız. Helal rızık peşinde koşacaksınız. Siz gelinceye kadar Fatma Zehra kızımız ne yapacak? Evin yöneticisi olarak kendisine tam 8 tane vazife düşüyor burada. Bunu çıkarttım. Bu tam 12 senelik bir eğitim programının beyni, can damarı. Evin annesi olarak 6 tane temel görev vardır. Ve evin hanımı olarak da 7 tane görev burada tespit edilmiş bir durumda. Bakımdan birer tane örnek vereceğim şimdi sizlere. Evin hanımı olarak mesela 6. madde ne diyor? Beyi ile ilgilenmek, konuşmak, dertleşmek, en nihayet halleşmek, onu sultan yapmaktadır. Ya Kösem Sultan, Hürrem Sultan diyorsunuz ya tarihte, siz sultansınız zaten. Çünkü Osmanlı size sultanlık verdi. Selçuklu sizi öğretmen olarak gördü. Selçuklu Devleti'nde hanımlar hep muallimdir, öğretmendir. Osmanlı devreye girdi, hanımlar sultan oldu. Ama bu sultanlığın
günümüzdeki ihya edilmesi beyi ile ilgilenmek, konuşmak, dertleşmek, en nihayet halleşmek, onu sultan yapmaktadır. Halleşmek. Mesela evin yöneticisi olarak 8 maddeden bir tanesini şöyle okuyayım. 4. maddeyi okuyayım. Eşya kullanım kültürü ve yemek yapma kültürü evinin olmazsa olmazlarındandır. Çünkü evleneceğiniz beyiniz çok farklı sofraları görecek, toplantılara katılacak, kongrelere gidecek, açık büfelere tanık olacak ve geldiği zaman o da israfı olmayan, senin becerinden kaynaklanan, yemek kültürü becerinden kaynaklanan önüne koyacağınız bir yemek onu mutlu edecektir. Sadece bir tek örnek vermiş oldum ki bunların hepsi ayrı bir güzelliktir. Evin annesi olarak sizlere vereceğim bir konu daha vardır ki, mesela başta çocukları olmak üzere tüm toplumun annesidir. Anne sadece dünyaya getirmiş olan bir, iki, üç tane çocuğun annesi değil, toplumun annesidir anne. Her anne görecektir ki ben toplumun annesiyim. Bundan dolayı da Peygamber Efendimiz karşıdan bir kadın gördüğünüz zaman onu anneniz yerine koyun diyor bir anda. Yani senin duyu organların depreşmeden ona haince affeder, sinsice bir bakış şekline müsaade etmeyen Peygamberimiz o ya annendir. Annen makamındadır. Veya kızın makamındadır. Veya kız kardeşin makamındadır. Ben şimdi sokakta, alışveriş merkezinde arabamla giderken otobüs durağında veyahut da alışveriş merkezinden çıkan bir hanımefendi çıktığında benim gözüm onu gördüğünde bir anda tüm vücudum elektrikleniyor. Neyle? O benim annem yerindedir diyorum. Bu da pozitif elektriklenme işte. Buna cinsiyet duygusu olmayan bir objektifliktir bu. İşte biz namus yapan da budur zaten. İffet yapan da budur daha. Bundan dolayı hayatımızda büyük, çok büyük güzellikleri yeri olan bu temel konuları biz bunu sistemleştirdik ve size de ilk defa veriyorum. Çünkü sizler 295. damadım oluyorsunuz. Düşünebiliyor musunuz? Karşınızdaki programı yapmaya çalışan insan 294 tane emek verdiği, nasihat ettiği, eğitim kültür halkasını almış olduğu kızlarını ve erkekleri münasip gördü, evlendirdi ve siz bugün, siz de çok benim sohbetime katıldınız, öyle değil mi? Çok. Fatma Zehra Hanım az katılsa dahi inşallah size takdim edilmiş olan bu kültür, ilim, bilgi, ahlak, edep, terbiye, aile hayattaki paylaşım ahlakıyla, empatiyle gerçekleşecek bir konudur. Öyleyse inşallah dersimizin ikinci bölümünde, biliyorum heyecanlısınız, bir an evvel nikahlarımızın, nikahımızın akdinin yapılmasını hem izleyenlerimiz heyecanla bekliyor, hem buraya kadar teşrif eden çok değerli hanım kardeşlerim, bey kardeşlerim bekliyor. Şahitlerimiz dersen, velilerimiz dersen, şimdi nabzını tutmuş olsak çok farklı bir nabız atmaktadır. Bunun hepsine saygım var. Fakat biraz daha tahammülünüzü rica edeceğim. Çünkü dedik ya, 55 yıl sürecek inşallah bir evlilik hayatımızın altında, saatli bomba olmasın, hep güzellikler bulunsun. Allah bu evlilik hayatımızın altyapısını hukuki prensiplere değil, ahlaki prensiplere bile değil, neye bağlamış? Sevgiye ve merhamete bağlamış. Evlilik hayatımızın altyapısı sevgi ve merhamettir. İleride hukuki ve ahlaki bir konu devreye girecek olursa, o hukuki ve ahlaki prensipler o meveddeh dediğimiz sevgiyle merhametle buluşur, ondan sonra iş yapar. Aile hayatının dışında tüm bir araya gelmedeki anlaşmalarda hukuki prensipler vardır. Ticari anlaşma yaparsınız, her türlü alışveriş anlaşması yaparsınız, ithalat, ihracat, hep noter huzurunda, yasalar ışığında kararlar alınır. Ama evlilik hayatında bunların hiçbiri yoktur. Ne vardır? Allah'ın size lütfetmiş olduğu meccanen, hiç karşılık beklemediği bir sevgi, bir muhabbet, meveddeh demiş Allah buna
bir de merhamet. İşte bu ikisini koruma altına almanız, zimmetlemeniz, yeni tabirle sigorta yapmanız sizin elinizdedir. Ve şunu açık konuşayım ki, biraz evvel okumuş olduğum o iki hitabe, iki hutbe, sizin evlilik hayatınızın kaderini yazılmasına vesile olan bir konuşmadır. Çünkü insan kaderi yazdırır, Allah da yazar. Siz evlilik hayatınızın evlilik kaderini Allah'a doğru yazdırmak istiyorsunuz. Mutlu olarak yazdırmak istiyorsunuz. Ben mutlu olmak istiyorum ya Rabbi diyorsunuz, yazdırıyorsunuz. Yazdırıyorsunuz. Mutlu olmanın şartlarını, ögelerini, unsurlarını, elementlerini, terkiplerini ne yapıyorsunuz? Kabul ediyorsunuz ve böylece kendi evlilik hayatınızın kaderini kendiniz Allah'a yazdırıyorsunuz. Rabbim de yazıyor. İşte siz bu evlilik hayatınızda da Allah ile beraber ortak bir sürece gireceksiniz. Hayatınız böyle güzelleşecek. Böyle olmasaydı Yüce Allah hiç evliliği kendi varlığını belgelen bir ayet sayar mıydı? Rum suresinin 21. ayetinde Allah'ın varlığını belgeleyen bir belgedir. Nedir? Evlilik hayatı. İnşallah bunu en güzel bir şekilde gerçekleştireceğinize inanıyorum. Ve şunu tekrar tekrar söylüyorum. Bu evlilik hayatı başlatıldığı andan itibaren inşallah içinizde en üstününüz Allah'tan en çok korkanınızdır. Hani peygamberim buyuruyor ya, iki Müslüman insan aynı vaktin namazını kılarlar. Vakit aynı, rükusu aynı, secdesi aynı, her şey aynı. Ama aralarında öyle bir fark vardır ki diyor, gökle yer arası kadar mesafe vardır fazilet açısından. Niçin orada o namazda kim daha samimi? Allah onu öne çıkarıyor. Yoksa bizi basma kalıp olarak kadınlar ikinci plan atılmış. Ne yazık ki hiç alakası yok. Kadın hakları, kadın hakları diye kadını bugün adeta çağdaş cahillik haline sokmaya çalıştılar. İslamiyet'in cennet üstü olan varlığını öyle bir hale getirdiler ki şimdi bir meta haline sokmaya çalıştılar. Yapılan reklamlarda, ilanlarda hep kadının ögesi obje olarak ortaya çıkıyor. Bunlar yüz karasıdır. Katılmıyorum. Kadın cennet varlığı değil, cennet üstü varlıktır. Onun ayaklarının üstüne, altına Allah-u Teala cenneti sermiştir. Böyle bir kimliğinizi muhafaza edeceğinize inanıyor. Ve inşallah hemen ikinci dersimizde sizin nikah işleminizi icraat olarak tüm şahitler ve özel şahitlerin huzurunda yapmaya çalışacağım. Sizlere tekrar tekrar teşekkür ediyorum. İkinci programda buluşmak üzere hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sevgiler ve saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Bizim programımızı en iyi çözen Allah'tır. Fedakarlığa, vefakarlığa dayanmış olan aileyle biri hayrı, diğeri şerri temsil ediyor. Türkiye'nin yarısı kadar vilayete ulaşmış durumdayız. Yanlışlarımızı terk edip onun yerine doğruları koyuyoruz.